Merhabalar, ben Mustafa Balbay. Sizlerle 12 Nisan Salı günün Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan köşe yazımı paylaşmak istiyorum. Başlık: Sosyal Medya Mitinglerim. Başkentte her bahar siyasal gündem başlıklarından biri şudur: Bu yaz çok sıcak geçecek. Başlık yine güncelliğini koruyor. Sarayın seçim yasasından yüksek seçim kurulu kararlarına kadar son bir ayda attığı adımlar bunun başlıca habercisidir. Bunun yanında Saraya Bakanlar Kurulu'nda yapılacak olası değişiklikler de iktidar katından yenilenmenin göstergesi olabilir. Zira bu tür yenilenmelerle sarayda kendince temiz bir sayfa açmış, o bakanlıktaki işleri temize çekmiş oluyor. Bunun en somut örneği Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin affedilmesi. arkadaşımız Tuncay Molla Beysoğlu yangından nasıl mal kaçırıldığının belgeleriyle tanıklarıyla kaleme aldım soralım. Pakdemirli döneminde yaşananların sarayın bilgisiz içinde olması mümkün mü? Devam edelim. Pakdemirli ve ekibinin kenarı çekilmesiyle yeni dönem çok farklı mı olacak? Yanıtı belli soruları sormamızın nedeni şu. Saray teflon tava gibi. Her şey onun içinde pişiriyor ama ona hiçbir şey bulaşmıyor. Olası seçim ortamında e, kimi olumsuzluklar ortaya çıktığında o dönemin sorumluları uzaklaştırıldı, denecek, olacak, bitecek. Bugün iktidarın seçime hazırlık anlamında gündeme aldığı önemli bir konuyu sütuna yatıralım. Sosyal medya. İktidar katlarında yapılan hesaba göre arkadaşlar sosyal medyada %60 oranında hakimiyet sağlamışlar. Kendi değerlendirmeleri böyle kalan yüzde 40 azınlıkta görünüyor ama etkin. Hedefi şöyle koymuşlar. Yüzde 60'ı 70'e çıkarmak zorundayız. Buna ulaşmadan toplumsal algıyı yönlendirmede istenen başarıyı elde edemeyiz. Yüzde 70 şart. İktidarın bu yönde çalışma içinde olduğu bilgisini aldığımız günlerde Erdoğan'dan sosyal medyayla ilgili bir açıklama daha geldi. 7 Nisan günü dedi ki Sosyal medya gençlerimizin yabancı kültürünün etkisi altında kalmasına neden oluyor. Bunun için daha önce başlattığımız hazırlıklar devam ediyor. Bizim ulaştığımız bilgilerle Erdoğan'ın iftar konuşması birleşince ortaya seçim öncesi yeni bir düzenleme hazırlığı çıkıyor. Ancak bunun o kadar da kolay olmayacağı anlaşılıyor. Sosyal medya 3 yıldır Erdoğan'ın gündeminde. Geçen Temmuz ayında şöyle demiştim. Sosyal medya sürekli yalan ve iftira üretiyor. Buna izin vermeyeceğiz. Arkadaşlar hazırlık yapıyor. Ekim ayında meclis açılınca gündeme gelecek. Erdoğan gençleri sosyal medyadan korumaya kararlı olduğunun Eylül ayında da dile getirdi. Biz de konunun takipçisi olduk. AKP katlarına bir hazırlık yapıldı. Ancak saray bunu beğenmedim. Çünkü sosyal medyadaki muhalifleri susturalım derken kendi hareket sahalarında daraltmış oluyorlardı. Geri çekildim. Bizim bilgimiz bu noktadaydı. Erdoğan'ın 7 insan açıklamalarından anlaşılıyor ki yeniden ısıtmaya çalışacaklar. Ana hedef de vurguladığımız gibi %60 olduğunu düşündükleri desteği %70'e çıkarmak. Bunu yasayla yapamazlarsa başka yollar deneyecekleri kesin. Geçen gün her yaştan kalabalık bir ortamda sorduk. Günlük gelişmeleri gazete okuyarak izlemeyi izliyorum diyenler parmak kaldırabilir mi? Yüzde on kaldırdım. Televizyondan izleyenler yüzde yirmi kaldırdım. Sosyal medyadan izleyenler parmak kaldırmayan yok gibiydim. Gazete ve televizyonlardan gündemi takip edenler aynı zamanda sosyal medyadan yararlanıyordum. Bu basit anketin genel bir doğru olduğunu söylemek mümkün. Bu durumdan şu saptamayı yapmak da mümkün. Önümüzdeki seçimlerin en önemli miting alanları sosyal medya sahaları olacak.